Merhaba arkadaşlar. Bugün dağ evimizin iki tane ağır misafiri var. Değil mi? Evet. Cümleten selamlar hüküm bizden de herkese. Bugün nasipse. Yakup ağabeyimizin misafiriyiz nasipse. Allah razı olsun. Beklemedi bir türlü Yakup ağabey uzun zamandır çağırıyor. Şuradan gidiyoruz. Bizim yolumuz burası. Sizin Seyit Ali'nin geçen kovaladığı domuzların izleri bu. Seyit Ali burada da denk gelir mi ki? Gündüz gözü. Yeri abi tam yeri. Ama benim oradakiler sabit. Geçen gün gene oradalardı. 40-50 tane var, onlar hep orada. Orası senin zaten yani yalnız başına gerçekten sıkıntı. Gelme diyorlar abi, yani burası bize ait diyorlar. Tabii. Hem de geçinebiliriz diyor. Ben evden çıkmam diyor. Sizin... Anlaşacağız diyorsun yani. Geri kalan ev benim, geri kalan yer sizin. Şuradan abi yukarıdan geçersen. Abi sen bizi ilk önce depoyu çıkardın, sonra aşağı inelim. Aynen öyle. Siz olsanız karşı vadiden gelirsiniz. Bana kapı açık. Odunluğumuzun kapısı açık. Babam mı var yoksa? Oo, senin burası 10 numaraymış ya. Güneşi de iyi alıyor. Bak iyi mi? Çok hoşçaklar ya. Tamam, inşallah beğenirsiniz. Bugün akşam kalacağız mı burada? Kalalım, inşallah sıkıntı yok. Kalalım abi. Birimiz yatar, diğerkinden nöbet tutar. 3 saate bir biri sobaya bakacak. Böyle donarız. Ya bizde şöyle yerimiz dar olduğu için. Kuyumuz sağda. Ne oluyor mu abi? 10. aya kadar Seyit Ali suda sıkıntı yaşamadık. 10. aydan sonra suyumuz bitti. Şimdi var mı su? Su var. Şu an var abi. Geçen gün şey yaptık. Çektik yani. Sulumpa donmuş. Evet. Su var. Sulumpamızın suyu donmuş. Evet. Şu an dondu. Aa, vidon da patlamış olabilir. Bakalım. Buraya çilek ektik Seyit Ali gibi. Ama biz başarılı olamadık yani. Çileklerimiz çok bir mantıklı bir şey olmadı. Yo abi, tutmuşlar. Tutan işte bir kısmını tuttu. Yani diğer 100 tane fidan ektik buraya. 100 taneden şu gördüğün 8-10 tane sancı kaldı. Diğer ikisinden mefte. Bakalım. Yo, belki gene kökünden devam eder. Bakalım, hayırlısı. Seneye olmadı. Buraya bir böyle küçük bir bostan senin hesap. Domates biber ya. Domates biber. Yani. İşte onlardan yapayım diyorum. Onun harici de aşağı tarafı işte düzenleyip testleyip. Tabii 3 güne bir sulaman lazım değilse. Domates istemez de biberle şeyler 3 güne bir istiyor. Yazın gelirim ya, Allah'ın izniyle. Yazın geliriz. Oh. Evet arkadaşlar, Yakup arkadaşımız da bugün sağ olsun bizi davet etti. Malzemeler de hepsini almış. İnşallah senin yüzünü karartmadan güzel bir yemek yaparız burada. Sizlere de ikramda bulunuruz. Abi sen kendine gelir gelmez daha önce özel mutfak çıkardın abi, ya. Ya tahtamız da senin tahtalar biraz küçük, biliyor musun? Bir de doğada çalışırken hani ev şimdi güneşli havada dışarıda yapacağız. Bir aynen. De senin evin alanı daha toplu, daha düzenli, taş maş fazla yok, biliyor musun? Bahçe görünümde olduğu için buralar daha bir iç açıcı geldi bana, bilmiyorum. Beğendiysen güzel abi, sana bir devredelim. Olur mekan ya. Senin, sıkıntı yok. Hepimizin de. Aynen. Şimdi burada yeşilliklerimiz var. Maydanoz, yeşil soğan, marul, bunları da yıkayacağız. O lahanamızı da yıkayacağız. Önce, yemekten önce yemeği açalım. Açtıktan sonra pişirmeden önce de salatamızı yapalım. Yemek piştiği zaman direkt salatamız hazır olsun. Tamam, inşallah. Sobayı yaktık. Ocak başında bakarız artık. Tamam. Yapacağımız gerekirse şeye göre. Yemeğimizi fırında da yapabiliriz. Patates almışsın, havucu almışsın, tamam. Biber hepsi patates var. Patates orada da var. Sebzelerimiz, tabak hepsi var. Aynen. Yani fırında da güzel bir yemek yapabiliriz. Tamam. Mantarımız zaten aynı mevcut. Kuru yemiş, peynirimiz hepsini. Sizlere ziyafet için hepsini masraftan kaçınmamız lazım.
Ayağınıza sağlık geldiniz. Yerde sağ olun. Sizler bizi çok şereflendirdin. Yerden geldin. Senden de sağ ol. Allah razı olsun. Takipçilerimiz de Mehmet abi nerede? Seyit Ali nerede? Diyorlardı yani. Yorum yazıyorlardı. Abi, tabii herkesin telaşesi farklı. Yani şimdi denk gelmiyor yani. Şimdi bizim haftada bir iki günümüz denk geliyor. Sizin işte kendi daha iyi programın var. Çocuklar var, bilmem ne derken denk gelmiyor. Tuzla işte. Dün geleceğiydi. İşte. Cumartesi de mesela. Gelemedi. Bugün pazara nasip oldu. Bugün nasip oldu işte. İnşallah bundan sonra da ayağımıza alışır. Ha. Devamlı ya gelmeye süre, çalışırız. Yok. İnşallah biz, kardeşim. Son süreçte ben de gidemiyordum. Oraya gelip de işte burayla uğraşınca aynen. Biz de gelemez gidemez olduk eskisi gibi. Zaten bir de senin zamanın da kısıtlı. Haftada i̇şte. İki günümüzün var. Bizim de aynen. Köyde işlerimiz oluyor. Senin i̇şte. Zamana denk gelmiyor. Yani herkes bir mücadelede olduğu için artık Cenab-ı Allah hepimizin, izleyicilerimizin hakkında, hepimizin hakkında hayırlısını versin. Amin. Buradan şehitlerimize de Cenab-ı Allah'ın inşallah geride kalanlara sağlık, sıhhat versin hepsine. Amin. Hepimizin başı sağ olsun. Memleketimizin başı sağ olsun. Evet. Gerçekten bizleri yüzdü. Gel Seyit Ali Kartal. He? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. İşin özü yani burada muhabbeti yapacağız ama şimdi Seyit Ali de öyle, sen de öyle. Bu işte ustasınız yani. Evet. Tabii teknik işin anlamı. Başını Ali çekiyor. Yani siz bu tarz şeylerde ne yapılır ne edilir şöyle alanı da gözlemlediğinizde evet. Yani düşünceler kafamızda da düşüncelerimiz var. Takipçilerimiz de sağ olsun. Onlar da şunu şöyle yapalım böyle yapalım diyorlar. Bizi yönlendiriyorlar. Eksiğimiz gediğimiz çok. Yerimiz hep dediğim gibi dar. Bana yemek açtığından sorarsan cevaplayabilirim ama ev açtığından Ali benden daha bilgili. Şöyle yani gel Ali. Görüşlerini gel, alacağım. Sen gel şöyle istersen. Sen bir anlat bakalım. Burada ne yapabiliriz? Senin şöyle bir ön bir şey durumda. Abi sağ olasın önce misafir ettiğin için. Bugün senin yanındayız. Ayağınıza sağlık. Ev güzel olmuş. İyi. Başımın üstünde güzel görünüyor. Sadece biraz kütler işte. İleride imkanım olduğunda ya şey yaparsın benimki gibi şu tarafı doldurur. Bir oda da bu tarafa çıkartırsın. İçinden öbür tarafa giriş verirsin. Yani yan yana olur benimki gibi. Ya da ortayı boş bırakırsın. Hem bu tarafta olur hem öbür tarafta. Bir tarafı oturma yeri, bir tarafı malzemeleri koyacağın yer olur. O şekilde. O şekilde de olabilir. Yani sonrasında yazın sorun değil. Yazın evet. Mekan dış alan ağırlıklı olur genellikle de kışın tabii yani belli bir sayıda misafirimiz oldu muydu sıkıntı yaşıyoruz yani. Bir de senin bura benim Seyit Ali'nin evi de güzel ev mesela. Benimki gibi dıştan hava alan bir yeri yok yani içeride kaldığın zaman soğuk gelme şeyi çok kısıtlı. İşte. Benim evde mesela çok soğuk geliyor. Seyit Ali'nin orada güzel bak. Orada çok eski bir yapı. Tamamen işlenmiş bir taş. Bizim orada sadece ekin işlenirken kalacak bir yer olarak yapılan bir alan olduğu için çok yani sıkıntılı yani. Benim taş düzgün. He taş düzgün onlar işlenmiş biraz taş. Yapması kolay oldu. Benim ilk duvar ustalığım yani. Ama o taş yani düzgün olunca biraz kolay oluyor. Neyse ha elimizde iyi kötü yatkın da. Bizden daha çok geçmişteki ustalardan kalanların eseri orası. Zaten her tarafı yıkık değildi. Yarısı yıkıktı ön tarafı. Ön tarafını yaptım ben üstünü yaptım. İlk geldik hatırlıyorsam. Bir geldik yağmurlu bir zamanda daha sacın altında kaldıydı. Ateş yaktıydı. Yani o zaman yeni tamir ediyorduk. İçeri sıvalı falan değildi herhalde. Yok sıva değil duvar yoktu. Biz ön geldim. Duvar yoktu değil mi? Ha, yoktu. Duvar yoktu yani. Üst yok, duvar yok. yeni bizi düzenlemeye başladığımız süreçteydi yani. O da efsaneydi ya. İşte. Sacın altına sığındık şöyle. Güzeldi yani. Ya emek, evet. Ciddi emek verdim oraya. Yani gerçekten de güzel oldu. Bir ata yadigarını, ata mirasını ayağa kaldırmak gerçekten güzel. Bizim burası da ata yadigarı. Ben babam dedikten sonra öğrendim. Babam rahmetli dedesi, ebesi diyeyim artık, annenesi şey dermiş, buraya işte bir ev yapsak da falan filan diye böyle içinde bukta varmış. Bize nasip oldu yani babamla beraber. Güzel abi, oldu. En güzel de babanı sevindirme, mutlu etme. Aynen.
Onunla güzel vakit yani geçirir. Yıllarca belki buralarda uğraştık, şey ektiler, yetiştirdiler. Çocukluğu belki buralarda geçti. Öyle olunca şimdi çok hevesli i̇şte. Geliyor değil mi? Seve seve. Aynen. Geliyor tabii, o da zamanla geçirmeye zaten sıkılıyordu senin dediğin gibi değil mi? Aynen. Ya buralarda eskiden komple üzüm bağlarıymış. He. Üzümler buralar çok hareketliymiş. İnsanlar buralarda yatar kalkar. Yukarıdaki eski evler var. Yıkıklar, şırahanalar var. Üzüm şırahanalar var. Yani bazı öğren yerlerinde ben bakıyorum. Şırahana yerleri var. Taş evler var. Burada vakit geçirirlermiş. Bir yaylaya çıkarlarmış. Yayladan geldiklerinde köye gelmezlermiş. Burada ha, mola kalır. Verirler. Ondan sonra köye giderlermiş. Çıkış zamanı da aynı şekilde. İlk önce köyden buraya, evet. Sonra yaylaya çıkarlarmış. Şu kuyular da zaten bayağı çok eski bir kuyu bunlar. Belki Osmanlı'ya dayanır. Yok, bizimki babam kendisi yapmış. Öyle diğer mi? Ki büyük kuyular var. Onlar belki çok eski olabilir arka tarafta. He. Vadi boyunca bir sürü kuyu var. Belki 100 tane kuyu vardır. Biliyorum, temiz. Bizimki babam kendisi yapmış. Anlatıyor yani. Kendisi açtırmış yani. Ameliyatını yapmış. Ustası varmış. Ama bu kazmasını şeyini babama yaptırmışlar zamanında gençliğinde. Bahseder yani. Bakalım. Bizde de bir uğraş oldu. Ayağınıza sağlık. Evet. Eyvallah. Çok ya Allah. Evet, ya bismillah diyelim. Artık işlerimize başlayalım. Herkes inşallah. Bölümünü aldı değil mi? Aynen öyle. Çay bende. Tamam. Yemek de bende. Bir çay içer miyiz yemekten önce? Diğer ki. Siz bilirsiniz. Ben çayı pek aramam ama çaycı başlı sensin. Ben çay içerim. Ben çay daha evimde bile portakal suyu içiyorum. Su getireyim abi. Bunları yıkama için. Uydan tamam. Su çekelim bir. Tamam. Onu şey yapalım. Dur, mikrofonu buraya koy. Şu ağza baksana. Burada durabiliyor musun? Durun durun. Sıkıntı yok. Sağ olun. Baksana. Uzun. Gradis. Hiç aksiyona gerek yok. Baksana. Olduğu gibi. Elinde olmaması gerek abi. Su. Ona. Su olduğu için. O erinceye kadar buna hiç dokunmayacağız. Sıcaklık yok da derim abi. Yani. Evet, şimdi sebzelerimizi yıkamak için kuyudan da suyu çıkaracağız. Şöyle. Gerçekten göreceğiz su nasıl çıkıyor. İpliğimizle şimdi manuel şey yapacağız. Ya bayağı derin burası. Yeni dolmaya başladı işte. Yardım edeyim mi? Bir de sen bak bakayım. Oo. Bu suyu şuna döküyoruz. Genellikle bunu hem şey için kullanıyordum ben de. Sulama için kullanıyorduk. Hem de yıkama için kullanabilir miyiz? Kullanırız ya. Hem de süzgeci var. Bak istersen boyumuza. Yakından görmek istersen. Abi bayağı 5-6 metreden fazla. 6 metre. Babam 8 metre dediydi. Merdiven de var. Taştan merdivenler var, zamanda yapılmış. Babam indirdiğin kuyu bura mıydı? Babam kendi iner. Ben inme derim de iner. O adam kendisi yapmış kuyuya. O yüzden rahat bir şekilde hop iner hop çıkar yani. Sakatlık yapmayalım. Ölmeyi de düşürme kuyuya hop. Diyoruz ama baba kendisi kafasında ne derse onu yapar. Başka bizim dediğimizde şey yapmaz yani. Şimdi abi sana... Şeye kovaya biraz bir su daha çekelim. Kovaya marulu bir saralım da şimdi. Tamam. Biraz biraz. İşte şunun içinde seyredelim şey var. 500'lük tanker var. Buradan suyu dolduracağım onu. Ondan da damlama sulamayla hem bahçeye hem evin oraya çeşme gibi bir şey yapacağım nasıl bir şey. İyi abi, senin kuyu iyiymiş. Benim kuyu bayağı bir aşağıda. İşte yani. Bir de senin dediğin gibi yukarıda olunca kuyu. Böyle yanaştıralım. Delik mi o? Şimdi dekorlarımızı atalım, açılsın biliyor musun? Şey, evet.
son süreçte delinmiş. Buraya aldığımızda sıfırdı ama. Daha şef geldi. Master şef. Yardımcı ol da bu sene nasıl başvuruluyorsa biz de başvuralım da gidelim de. Nereye? Master şef mi? Başvuralım abi. Kayıtlar başlamış herhalde yine. Başvuralım. Öyle bir şey varsa başvuralım online. Belgemizi falan da şey yapalım. Gönderelim. Yükleyelim. Balık belgesi, usta üreticilik belgesi. Onu bir gün ayarlayalım da. Sen bir gel. Öğleden sonra gel iş yerine işte. Başvururuz. Sıkıntı yok abi. O tarz işler bizim işimiz. Olmazsa oraya da davet ederim. Yakınlarını çağırsınlar dediler mi sizi çağırayım ilk önce Seyit Ali ile. İnşallah. Master şefin. Tabii. Zaten onlar ne zaman şimdi kayıtlar başladı? Yazın başlıyor, aktif hale geliyor değil mi? Ben çok izlemiyorum. Arada hanım bakar. Ben gelmem işte oraya. Biz dağ adamıyız. Ne işimiz? Hayır ya, mesela şeycilerin, yarışmacıların son zamanlarda finallerde akrabaları geliyor ya. Biter ki. O zaman geliriz bir günlüğüne de. Tabii bir günlüğüne zaten. Yok İnşallah abi. Bir ay orada dur dersen biz oralarda zor nefes alırız. Yok da Acun amca der ki kovar ulan bunların ne işi var her gün her gün. Yatılıya mı geldiler bunlara? Tabii. Çekeyim mi şunu? Yok yok. Şöyle. Sen de bizim oraya gel deriz ya daha evine. Sen de bizim oraya gel deriz, davet ederiz. Belki bilse gelir daha. Helikopterle gelir. Aynen dediğin gibi domineye gidiyoruz araya mı? Buz gibi suyun farkı var diyorsun yani. Tabii biz dekorları yaptığımız zaman hep buzlu suya atardık biliyor musun? Buzlu su da daha iyi açar. Direkt kaynaktan tabii suyumuz. Hem yıkanmış oluyor. Seyit Ali, mekan nasıl sence? Abi İçer. Mekan 10 numara ya. Ben böyle dağda ne olsa yani böyle taşlar hoşuma gidiyor ya. Eski çocukluğumuzda yayla evinde kaldığımızda. Çay burada var. Var mı? Ne çayı? Çay mı aran? Çay aran. Paketli görünce onu alabilirim. Onu ekstradan geçen gün aldım. Bittiydi. Şu sobayı yaktım. Çay demledim. Ben başka bir şey aramam ya. Kendisi abi, göbekliyor. Şunu al istersen. Ha. Şu bezde. Şu bezde bir alabiliriz. Şu ocağın kendi bezini, kendi yuvasını koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ah. Ateşimiz harıl harıl yanıyor. Az eseyim mi? Yok gençler. Yalnız taşıyacak abi şu an. Şu kenara koyman lazım. Bayağı bir kenara koymak lazım onu. Bak. Panelleri de getireceğim. Unuttum yine. Tamam. Aynen. O neymiş? O geçer geçmez. Bakın o da hemen göbeklemeye başladı. Seyit Ali'me dedim ki camı da temizleyemedik kaldı bilmem ne dedik. Hemen el attı. Misafirsin ama Seyit Ali'm. Abi bir şey yaptığımız yok ya. Akşama kadar ne yapacağız burada? Yemeği enişte yapıyor. Çay da demedik.
Ya işte gelip gidiyoruz. Hep misafirle gelip gittiğimizde bir el atamadık. Esas da basit. Daha önceden yaptıydım da. Suadan sonra bir daha temizlenecek yani. Yine genel bir temizlik yapılacak yani de. Sen Allah razı olsun. Şey yapamadın hemen. Sarıldın. Dört elle. Sadece içinde az bir toz varmış. Çift cam ya. Ortada. Önceden kalmış yani. Ha. Takılmadan önceden. Burası tahtaydı. Aynı sizinkiler gibi. Sonradan PVC'ye döndürdük. İyi olmuş abi ya. Zaten hani soğuk olur. Tahta binanın gönyesi dıştaki işte şu görünen kalıp eski pencerenin şeyi. Binanın ağırlığı bir binince içindeki kapaklar bu sefer randıman tutmayı verdi. Benimki de üstü açılır da açılmayı verdi. İşte öyle olunca sökmek zorunda kaldık. Bizimki de bir çok sağlıklı değildi. Lan dedik biz buna en iyisi bir pencere. Abi yapılacak, edilecek. Oo, şeyler. Olmuş mu? Sen bitirmişsin işi. Düzenliyoruz işte, düzenliyoruz. Artık yemeğe de yavaşça başlayacağız. Maşallah. Şimdi neye karar verdik? Ne gibi? Yemeği fırında mı yapacağız, nasıl edeceğiz? Tavan var mı, mantar soslu da şey var, tava dediğin şunlar var. Tamam. Bundan iki tane var. Tamam, o zaman şey yapalım. Mantarımız dolduğu için mantar soslu fırında üstüne kaşar peynir de verelim. Güzel bir steak, yabancı yemek değil de tamamen Türk yöresel yemeği şeklinde. Tamam abi. Değil mi? Sentezleme sen de. Osmanlı tarzında. Tamam. Sen. O zaman tavuğumu yavaşça açmaya başlayayım ben. Tamam abi. Porsiyon halinde. Tabi burada şimdi 4 porsiyon yemek çıkacak. Tavuğumuzu açtıktan sonra tekrardan tahtamızı bir daha yıkayacağız. Değil mi? Aynen abi, sen mutfağı vurdun burada. Tam teşekküllü. Allah, siz mi misafirsiniz? Ben mi misafirim? Onu da anlayamadım da. Ya misafirlik şimdi... aramızda kardeşlik olduktan sonra misafirliğin önemi var mı? Ya onda sıkıntı yok. Allah razı olsun abi. Seyidalim camı siler. Sen yemeği yapan. İşte biz de arada çekim yapıyoruz. Ondan sonra ayak işlerini yapıyoruz. Evet. Ya. Tavuk bonfilemiz hazır. Maşallah. Şöyle bir de biftek şeklinde inceltelim. Benim dağ evimde malzeme tam orada kınlar yetişseydik. İşte. Değil mi? Aynen abi. Ya ben sana dedim de biraz hata bizden oldu. Tam. Ya tam an şey edemedik. Ben biraz burada tahtamakta. Gerçi önemli değil. Gene elimizden geleni yapacağız da. Şimdi bazen bende de var tavuk döveceği. Bazen böyle elimde poşet olmuyor dövecek. Hemen böyle dili veriyorum ortadan, biliyor musun? Hemen. Bunlar da şeylere, kedilere götürüyoruz. Pir dolası. Tamam, bizim pir dolası. Pir dolası. Tüm alınca hepsini. Tabii. Tabii bilmek lazım nereden ne çıktığını. Ya az önce ben ne dedim? Yani teknolojilerde sizin mesela kafanız bana göre daha iyi çalışıyor. MasterChef'e bir başvuru yapalım diyorum, değil mi? Aynen. Bu işte senin işin dediğin tabii gibi. Elini mi kesti? Yok ya, tavuğun kanı. Ha. Tavuğun suyu içinde birikmiş ya. Tamam. Bu da ikinci pirzolamız. Maşallah. Daha evinde bakım güzel bu. Ciğerlerinin kanı çıkıyor ya bak.
Sen gönder. Kış güneşi de güzel yani. Vallahi. Abi sıcacık ha. Şu duvarın dibi iyi. Geç sen şuraya madem. Cam, camı o kadar şey yaptım, o tarafa geç. Geçelim abi. Emeğin yoğun. El işte. Şeker atar mıydın ya? Şeker mi? Şeker atarız ya. Şeker. Köyde huzurlu hayat. Şeker kaşık var mıydı? Neyse. Kek varsa gerek yok, ondan şeker şeyini alırız. Şeker mi? Şeker mi diyorsun? Enişte atar, ben atamam. Ben dur, hemen git. Sen de atacağım. Ben atmam, sana getiririm. Tamam. Evet arkadaşlar, bugün kaç şekerim işte? Güneşli bir gün. İki şeker. Ben diyorum, şeker dediler miydi? Şeyimiz var. Yakup arkadaşımız ondan misafir ediyorum, sağ olsun. Allah. Allah. Sıkıntı yok. Tamam, içimden kusur evet. Etme. Şey mikrofon gitmediyse sıkıntı yok. Aldım ama. Biraz ıslandı. Gel gel akar o, gel git kardeşim, gel git. Şey, çay getir. Yakup efendi. Abi ben aldırdım ya. Dur dur şeyden. Şu naylon kalktı herhalde. Onu sökelim derseniz sökelim. Sökebiliriz. Kardeşim zaten buna ne gerek var? Normal bezin üstünde içeceğiz. Değil mi? Nasıl abi? Buna ne gerek var dedim. Şeyin üstünde ya da bunun şey ettin, çivileyeceğim üstünü sileceğim, böyle şey olmamış. Ayarlayacağız. <De. gülüyor> Bıçakla buna göre keselim. Bir de şey zımba abi. Var. Ben de zımbayla getireceğim, zın zın zımbalayı abi, vereceğim. Şurasını ki. Abi dur. Gene dur dediğiniz gibi şunu şey yapalım. Şunları bir alalım abi. Şeyden şu sekme var. Ha buradan değil mi? Bunları şöyle koyalım. Şimdi çekelim. Çek kardeşim ya. Dışarıda. İçeride güzel oluyor yani şimdi. Bak bu güneşi böyle, kış güneşini bir daha bulamayız. Aynen. Onun için kış güneşini değerlendirelim kardeşim. Şimdi bizim geçen şey var, emmi var. Türkerem mi? Köyümüzde market işte. Emmi diyorum, bu parayla olan sevdanı bir anlat diyorum, biliyor musun? Para senin eline geçtiği zaman diyorum, ağlıyor diyorum, senden elinden çıkamıyor diyorum. Ya benim param olan 20 senedir küfün diyor, arama açık diyor. Şimdi o yönden sana da bir masraf ettik. Masraflarına katlı payında bulunmak isteriz yani. Abi gelmeniz katkı, Allah razı olsun. Öyle mi? Allah razı olsun. Muhabbetimiz katkı. Yani şöyle, ben videolarımda devam ederim. Şimdi sizleri izliyorlar. Ondan sonra diğer profesyonel YouTube'cuları izliyorlar. Evet. Ondan sonra bana şu şöyle bu böyle, ben kabul ederim abi. Ben anlamam. Ben bir bak çivi çatmışlığım yok bu yani. Ben ne öğrendiysem, ne yaptıysam, mesela yemek anlamında özellikle burada ne yapıyorsam, mesela geçen de tavuğu aldım. Tepsinin üzerine sürdüm. Patatesi sürdük babayla beraber yedik. Ha, ilk defa yapıyorum. Ha, onun içinde şu da olabilir, bu da olabilir. Şu onun üstüne bak, ön noktası ne biliyor musun? Yağlı kağıt kullan. Yağlı kağıdı iki tarafını da yağla, yaptığın yemeğin üstüne koy. Yemek fırında pişerken kurumuyor. Adeta buharlanarak, buharlı fırınlar olur. O şekilde kızartıyor yani. Aşama aşama. Allah razı olsun. Onu da biraz yönlendiriyor şöyle yaptığı. Evet. Yağlı kağıt vardı altında o zaman. Mesela yanmamasının bir sebebi de o. Neyse biz yakardık. Karda çıkmak lazım yaklar diye. İnşallah balay şimdi mekan ne bilmiyor. Sizin her zaman beklerim yani. Galsak üşürmüyoruz ki burada. Hı? Üşürmüyoruz galsak. Ya işte ben şeyden korkuyorum. Soba yetiştirmez. Soba bir saatte bitiyor. Yetiştirmez yani, bir saat değil. Çünkü çok odun koysam da kalın odun koysam hazinesi o kadar yok. Soba sıkıntı bizde. Ona artık
Bir formülü bakılacak yani. Ama ağacın şeyi çok güzel. Hani tablo resimlerde çiziyorlar. Yeşil ağacın yanında da böyle kuru ağaçları ya. Yeşil olduğu zamanı hatırladım abi. Ben, öyle mi? Bizim bellikti. Zaten bu ağacın burası. Bir de şu ileri tarafta taşlık bir alan var. İşte gözetlediğimiz bu alanlarmış. Köylüler de biliyor bunu. Domuzlar mahvetti diyor bunu. Domuzlar sürtüne sürtüne kuruttular ağacı diyor. Çam ağacı değil mi? Çam ağacı. Ağaç güzel yine görsel anlamda. Görselliği 10 numara ya. Şuradaki ev güzelmiş. Hı? Tam köyün. Şu burası daha mi? İyi görüyor. Uçtaki var ya. İşte o alan gözü tamamen işte. Orayla bu tarafa doğru geliyor da. Uç orası zaten. Vadi alan. Hava ağaçları. Yılların ağacı işte. Daha o zamandan kalan. Ayakta. Tabandan kuyunun suyunu alarak yaşamaya devam ediyorlar. Su olduğunun belirtisi. Bunlar susuz yetişmiyor. Aynen. Yani tabanla bir yerde su olduğunu yetişiyor. İşte. Seneye biraz daha şeyler daha yaparız inşallah. Tahtadan şu ormanın kesimden kalkan odunlar vardı ya. Orada gördüğümüz. O odunlarla yani onların bıraktığı bizim işimizi görür yani. Çok kalın değil ama yani şu kalınlıkla varlar. Onlarla diyorum. Şurayı komple bir çit yapayım. Şurayı tesviyeleyeyim. Ev hizasında şöyle düzlemeli. Tesviyeleyeyim diyorum. O çitleri yapayım, kapatayım. Çünkü şu alanı komple çitleme yapma şansım yok şu anda. Böyle tonu gösteriyorum şimdi. Ama buraya yapıldı mı güzel bir aile bahçesi olur burası. Tam yere bak güneşine güzel alıyor. Buralara da belki şey ne diyeyim. Buraya da ağaç, orta kısma da ağaç dikelim. Kepçe getirecek. Denk gelmedi bizim odanın kepçesini. Çalıştık almayı. Fırsatımız olmalı. Burada mı? Belediyede kira da. Bir hafta sonu veya da buraya bir geldiğinde bir iki saat yömeresini verip düzlettireceğim. Şuralar bir sekileyim mi dedim. Denk gelmedi. Artık patlama yaparız. Nasıl yaparız? Paletli kepçe mi gelir? Bura normal mi? Ya normal gelir. Gelir mi? Abi ilk başta biz şuraya kadar traktörle geldi. Yılmaz geldi. Bir getirdik malzemeleri. Çay bitti mi? Hep beraber doldururuz abi. Acele. Demin nasıl olmamış gibi de sevdim onu. Demi aldık mı artık? Tamam. Allah'ım. İşte. Yaktın bizi kardeşim ha. Demin zaten Ali Yaka yazdı. Şimdi sen yaktın yani. Yananı görür Allah. Bir de şeker getireceğim mi Yakup Efendi sana zahmet? Ne? Şeker hemen abi. Sesimizi nasıl almış bir de bakalım. Evet, yeşilliklerimiz de artık. Daha biraz daha beklerse donacak herhalde bizim yeşillikler. Aynen abi, hava buz gibi. Ama biz güneşte bayağı keyif yaptık ha. Vallahi. Senin burası
Bak burada rüzgar esiyor, aşağıda hiç esinti yok fazla. Tam güneşi çok güzel alıyor. Güneşi alıyor, rüzgar da kesiyor. Mekan. Ben de ilk defa o şekilde çıktım. Dışarıya değil mi? Dışarıya. Suya el değmiyor biliyor musun? Bir de gölgede bıraktık ya bunu. Doğru. Şimdi bırak geri. Bunları şimdi burada oturacağız. Kovadan su çıkaracağız ya geri. Burada da olsun da. Allah bu suya bir elini dok abi. Duman ediyor. Bakalım. Oo. Aynen abi. Görsel sunumlarımız. Biraz sonra suda biraz daha bekleyecek. Bunu gerekirse suda bekleteceğiz bir daha biliyor musun? Kendinden geçmesin diyor. Tamam. Yani. Suyumuzu yeşil bidona da dolduralım. Eve götürelim bunları da. Kovayla çıkaralım da. O suyla aşağıda bulaşıkları da yıkarız. Değil mi? Aşağı suluğumuz vardı. O buz tutmuş abi. Nasıl? Senin buranın en güzel avantajı suyun da içinde olması biliyor musun? Biz işte bu su sıkıntısını oralarda çok yaşıyoruz. Seni güzel vakitte gelirsek şimdi su yeni durmaya başladı. Normalde kuyu ağza kadar dolu olur. Evet. Yavaş yavaş sezonda yavaş yavaş azalır. Fazla kullanmasan da mı çekiyor? Yani, vallahi abi belli bir saatten sonra kullanımın diğer kuyular da var ya. Aşağıdaki kuyu. Su kullanınca oraya yöneliyor değil mi? Artık meyil oraya kayıyor. Bunu aşağıya götürüyorum ben. Tamam. Evet. Ustamız başladı çalışmalara. Tabaklara ne döktük ustam? Tabaklara baharat döktük. Yani baharatlı olsun dedik. Kekik var içinde, biraz karabiber var, kırmızı toz biber var. Salatamızın altında. Tabi buraya da naylon koyduk yani yatağın üstünde değil, şeffaf naylon var burada da. Masamızın üstündekini tabii kullandık. Ya işte bu iş, işi bileceksin yani. Seyit Ali'm de ocak başını yaktı yani. Ocak başısız olmaz değil mi? Zor yaktı abi. Alışkın olmadığım ocak olunca. Bayağı kadar yakmıyor. Yani sobayla yemek işlerini sobadan yapınca
Bunu yapmaz olduk biraz. Hoşuma gitti benim ya. Normalde şurayı komple ocak başı düşünüyordum. İlkedi. O alan biraz tabii dediğim gibi işte geniş olacaktı. Burası da tam daşla birleşik şu daşın hizasıyla bir büyük bir ocakbaşı alanı yapalım dedik de öyle olmadı. Artık burayı yaptık. Farklılaştırdık. İyi olmuş ya. Yani yerden olsa iyi olurmuş. Neyse şu bıçak tutmayı bir öğretelim bana ya. İnşallah uğrarız ya. Ama önce bıçağı bir değiştir diyorum. Senin bıçak onunla ben bile doğrayamam yani. Kalın çok benim. Çok kalın ya. Balta ağzı gibi ağzı var onun. Saniyesinde görüntü yani. Aynen. Şimdi herkese özel tabak mı yapacağım? Ya usta. Tabii senin buraya geldik artık. Seni masrafa soktuk, sana iyi ikramda bulunalım ki mahcup olmayalım kardeşim. Estağfurullah abi. Biz mahcupuz ya, maşallahımız var. Yani biz misafir gibi mutluyuz şimdi. Şimdi bu gölgeyi de karıştırıyorum. Ragıp abi gelseydi, Ragıp abiye de yetecek salatayı yattıydım ben. Hatip abi bizi görmüş ama abi. Kaçırttı. Hatip abimize selam olsun. O da dedi, evet. Dedi topraklarında gezerken bizim dumanı görmüş. Gel dedik ama gelmedi. Senin bacağının tüttüğünü görmüş değil mi? Aynen öyle. Dağ başında ocağı tüttürdük yani. Yılların atıl yerleri. Ata yadigarları. Bu naylondan bir de ben alayım. Yukarı masanın altına iyi oldu. Aynen abi. Vallahi güzel oldu. Ben bu şekilde hiç düşünmedim de dediğin gibi çalışma yaparken on numara burada hazırlığını burada yap üstünde. Sonra da hemen bir su tuttuğunla zaten operasyonlu. Temizlemesi de çok i̇şte kolay. Masanın üstüne ondan onu ayarla dedim. Dağ evindeki mutfak. Evet. Tabii sanat abi ya. Ya tabii her şeyin herkese Cenab-ı Allah'ın farklı farklı özellikler vermiş değil mi? Aynen öyle. Yağların da yemeğimize, yiyeceğimize yakın ilave ederiz. Daha evine kış günü baharı getirdik değil mi? Aynen öyle abi. Menü efsane. Yani sunumluk. Köy hayatı rengi geldi yani. Evet. Daha evimize.
Evet, salatalarımız hazır. Eline sağlık abi. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sunum tabağımız. Ustaş. Master Chef. Hadi senin sayende bir de Master Chef'e gidelim Yakup Usta. İnşallah abi başvuralım. Başvurumuzu yapalım. Kayıtlar başlamış. Tamam abi sen bana hatırlatacağım. Ben bir inceleyeceğim onu. Tamam. Yarın ilan unutmazsak bir şey yapayım bir inceleyeyim. Tamam. Ekranında başvurumuzu yapalım. Abi şimdi nasıl yapacağız? Şimdi bu bunu sosladık. Bunu normalde hepsini birer birer tavada pişirmemiz lazımdı. Ama tavada küçük olduğu için bu şekilde fırına vereceğiz. Belirli yarım piştikten sonra üstüne mantar sosu yapacağız. Mantar soslarını koyup biraz da mantar sosla duracak. Ondan sonra üstüne kaşar peyniri yapıp tabakta da salata yaptığımız için bunu ortaya bir servis yapacağız. Maşallah. Şimdi bismillah diyelim. Fırına verelim. Onu biraz yukarı şöyle dur abi. İlmini şöyle. özel yapım olunca. Güzel mi bu? Ha, Nail Usta abi el yapımı. Güzelmiş ama ya. Yerli bozkır işçiliği. Abimiz de bugün misafirlerimizle beraberiz. Son süreçte biraz daha evimizi aksattık. Bir iki haftada yoğunluğumuzdan dolayı git gelimiz azaldı. Bugün Seyit Ali ile Mehmet Çınar abimiz eniştesiyle beraberiz. Babamı aradık, ulaşamadık. Her zamanki gibi uzunca bir de ara verince yani denk getiremedik. Yani bir yerlerde yine özellikle bakın hep bahsettiğim şu karşı dağ. O dağlarda yol bel yapıyor yine. Evet. Şanlı bayrağımız daimimizde dalgalanıyor. Bayağı iyi oldu ha. Değil mi? Onu düzelteyim ben. Nasipse bu pişkile gelince kes. Aynen. Senin tezgah daha kocaman tezgah oldu sana. Yani sedir hiç değilse kullanışlı bir hale gelmiş oldu. Aklımızda olsun bir çalışma yaparken de biz de bunu yapabiliriz bu şekilde. Şu altındaki naylon daha güzel oldu. Şöyle rahatça döküveriyorum biliyor musun? Uçak mantarı bile zor kesiyor. Ya o kuşak diyor mu? Şimdi önce bunu hepsini beraber kavuracağız. Bu belli bir kavruluktan sonra domatesini kavuracağız. Bu tavuğun üzerine sos. Evet. Biz bu güzellikleri yapamayız yani şimdi. Şömineden mi pişireceğiz bunu? Olur. Tabii şömine yapacağız. Böyle tamam. Izgaraya koyalım istersen. Daha ya rahat. Böyle de iyi pişer ya. Ha direkt tamam. O da güzel olur. Bu sosu da senin elinden yiyelim Yakup Usta. Ben tarifleyeyim sen yapacaksın. Tamam sıkıntı yok abi.
Öğreneceğiz. Bilmemek değil, ne demişler? Öğrenmeme aynı. Şimdi sıra domateslerimize geldi. Domatesleri de ince jülyon şeklinde doğruyoruz. Sos için mi aldın? Tabii. O biraz kavrulduktan sonra domatesini ilave edeceğiz. Baharatlarını, tuzunu da ilave ettik mi hazır olacak artık. Elini sağlık. Ustalardan kim kaldı? Şöyle evet, bir efendim. Düğün öyle edersin, yarın takla attırırsın. Öbür gün bir bakmışsın, işi çözmüşsün. Bu iş böyle oluyor. Aynen. Ama bir ustanın yanına bir çırak olmadıktan sonra bu iş olmaz abi. Olur olur ya. Yani senin yanına çırak olarak gelirsek, şöyle fazla fazla, ondan sonra belki. Sadece bakmayla, bir iki yapmayla olsa herkes gene, usta olur. Gene çevirim ya. Evet bak, usta işine bakalım şimdi. Evet. Dört takla attırıyorum yani. Şu ocağı ısıtandıralım burayı, ne edelim? Büyütelim mi? Göremiyoruz. Kamera bile göreceğim diye uğraşıyorum. Dumanlar havada uçuşuyor. Çay suyunun duman üstünde. Sosumuzun duman üstünde. Şurada kuzineden de dumanlar geliyor yani. Evet. Dans ettiriyoruz. Yine sobayı bir silmek lazım. Leke yapmış yani en son sildiğimden beri. Yağma. Evet kardeşim, buyur. Evet abi. Emrin değil, senin daha evinde. Allah razı olsun abi, ayağınıza sağlık. Renk kattınız. Abi. Kaynayan sular. Allah Allah. Tavukların bonfilesi de pirzolasına sosu koyuyoruz. İki parça kanat var. Kanada koymayacağız. Peynirim de ilave edelim. Kaşar eriyecek yani, değil mi? Şimdi sıcağın etkisiyle. İçeriye. Ha, yine içeriye süreceğim. Evet, süreceğiz. Eğim. 5 dakika sonra yemeğimiz hazır. Burada mı yiyeceğiz? Bence masaları getirelim. Hemen getirelim. Güzel.
biber var mıydı burada? Biber, kekik, şey var. Ben koyarım da. Daha basit, karışık baharatlar. Bir pirzola var. Şimdi bunları önce hepsini ikiye böleceğiz. Yarım porsiyon pirzola, yarım porsiyon bonfilesinden yiyeceğiz. Sıkıntı yok abi. Şimdi servisimizi yapalım. Şu bonfileler. Misafir bonfileler yesin. Yok. Bizim için sorun değil. Bunun pirzolası da çok lezzetli. Şimdi yarım şart porsiyon pirzola, yarım şart porsiyon bonfilesi. Pirzola, şu bonfile senin al usta. Tamam usta. Bir saniye geleyim. Bu neydi? Pirzolaydı. Bak, senin yardım. Ne? Bonfile. Pirzola. Ali oradaymış ya. Buyur abi. Bardağı versene bana. Sana zahmet. Ben de dışarıdakileri. Şuna mı? Su için. Yo yo. Ayran katalım. Size uğraşırken. Size ona göre bilgi vereyim ama çok sıcak bırak soruması lazım. Ayran gitmez mi? Ayran mı? Gider abi gider. Salatamız çoban salatası. Abi. Lezzet harika. Ben... Enişte bizi kandırıyorsun gibi. Ben hiç böyle çoban salatası görmedim. Hayır, salataya çalıştığımız yerlerde çoban salatası derlerdi. Bu ayran biraz bekledi. Soğuğuna, daha evinin buzdolabı olmasına güvenerek şey yapıyorum. Bir bakın bakayım, sanki köpürdü gibi. Daha evinde miydi? He, daha evindeydi bu. Biraz bekledi bu. Nasıl? İyi abi, sıkıntı yok. Şimdi bu buzdolabı gibi olduğunu... Bakalım bakalım. Şöyle koyuyorum abi. Senin duanla başlayalım şeyleri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim aç açıkta kimseyi bırakmasın. Amin. Amin. Senin dua meşhur yani. Yorumlarda devam ediyorlar yani. Yani şimdi ne diyorum? Girmeden önce şimdi. Ben de hep içimden ederdim. Çocuklar söylüyor dediler. Hani o çok hoşuma gitti. Doğru. Beri. Örnek olmuş oluyorsun izleyen çocuklara. Aslında vazgeçmiştim içimden, daha mantıklı diye düşündüm. Sonra birisi yazdı, 3 yaşında çocuğum var. Yemeğe başlarken hep hani senin gibi dua ederek başlıyor dedi. Öyle olunca devam ettik abi. Öyle güzel bir şey ya. Güzel örnek olabilmek ne güzel. Nusret yapıyor ya böyle. Bir dakika. Abi işte. Adam Maradona'ya bile servis yapmış adam. Eti. Yani tavuğun buralarını ayarlayabilmek. Nokta atışı yemebilmeyi ben ustalık işte. Salata tabaklarımızı alayalım. Evet, yağımızı da bir yeterim. Dur yağı bir alayım ben, dışarı da bir çıkayım böyle. Dışarıda mı? İçeride değil herhalde. Bu da bir. Enişteyi. Sizin büyük ustayla tanıştık da, bizim büyük ustayla da sizi tanıştırmak isterdim ama. Büyük usta? Babam. Ha, babayla mı? Nasip olmadı. Babaya ulaşmak bizim için mesele yani. Tembihlediğim zaman. Ama sen de iyi yardımcı oluyorsun babana. Burasını
Baban için de şey etmen ona da bir eğlence oldu biliyor musun? Tam bağlayamadık. Buraya bir bağlansaydı başka dağda taşta bir iş yapacağına bu yapsaydı abi çok güzel olacaktı. Aynen. Babasını yakıp yapacağını edeceğini yine yapardı. Şimdi hangi dağda Allah bilir. Telefon kullanamıyor değil mi? Ben vazgeçtim artık ya. Çünkü 4-5 tane telefon gitti. 5-6 tane hat gitti. Bu kullanmayınca biz de unutuyoruz. Yükleme yetmeyi bırak veriyoruz. Ondan sonra hat al, hat kapat, hat al, hat kapat derken artık bırak verdim ben de. Gerek yok dedim ya. Şimdi ev telefonumuz var. Ancak ev telefonuyla iletişim kuruyoruz. Sıfıra düştü, yeni biri oldu. Allah'ım. Bataryası çok kötü. Yani az önce 60'ıydı bak, değil mi? Onun kalibrasyonu bozma. Bataryada mı? Hı hı. Sıfır aldınız değil mi? Hı. İkinci el mi? Onların. Bunların sıfırı yok. Eski telefon. Hmm. Kalibrasyonu bozu olduğu için birisi vurdu değil mi? Ses geldi. Yani genleşme oluyor muhtemelen. Türk Telekom, Türksel işlem uygulamalarında cihaz kabul etmiyor. Bu ROT sistemi oynanmış bu telefonun diyor. Yurt dışından gelme e-mail atılıp bu telefon. Hmm. Onun için şu bu işlemleri de zor yapıyorsun. Hmm. Bunun tek özelliği kamerası güzel. Abi kamera önemli. Evet. Yalancı video kameram var. Fotoğraf makinesi var aynasız. Onu kullanışlı hale getirmek niyetimde var yani. Hmm. Sabit çekimlerde onun yeri farklı. Ama montajda sıkıntı yaşıyorum onunla sadece. Meksika biberi. Meksika. Hmm. Acıdır bu herhalde. Tatlısıymış da. Tatlı. Yemeğin üstüne afiyetle. Meslek dağılımında yaptık değil mi? Aynen öyle. Oy. Allah. Sandalyemiz, masamız biraz sıkıntılı. O konuda. Yani ıssızlığın güzelliğindesin. Yalın. Böyle sana ait. Tamamen senin ortamın yani. Doğal bir güzelliği var. Ama tabii o ortamın da riskleri dediğin var olaydaki abi. Olduğu gibi. Ya ben hep diyorum ya bir ya insan yoldaş ya köpek yoldaş. Bir köpek yoldaşla da gitmiyorum son süreçte. Yani Allah göstermesin o mesela domuzları çektin geçen dibinde geliyorlar. Ya tersi bir şey olur. Bir bakarsın azılı Allah göstermesin kafaya dak verir. Senin kör yanından zımbır zıpır vurduğuyla şey yapar ya geçer. Zaten yalnız bu. Yalnız bayağı soğudu ama hava ya. Hava dışarı çok soğudu. Dedim ya yani sadece bu kurtarır mı gibisinden dedim bak yandı mıydı anasını ağladır. Bir de şuradan bak şu anda gelen havaya bak. Zemin dediğim gibi bir yalıtım malzemesi koyacağım. Özellikle babamın burada yatması için.
takipçilerimizin de dediği gibi. Abi içeri suya bir gerçi çıta olmaz da. Saçtan bir şey, tenekeden bir şey kesebiliriz. Bir şey ayarlar. Eneşlerin dediğini de yapabiliriz abi. Böyle şu hararlardan, çuvaldan sarmalar var. Şey, tüm zaten. Normalden apadı ver. Yakacağım da aç diyor. Ben onu durmuyorum. Bacaya ulaşabilen zaten şöyle büyük battal boy, çöp poşetler var. Şöyle giydirir bacaya, tamam işte. Dıştan mı? Tabii. Dıştan çıkması sıkıntı. Ha, sıkıntı. Geçen en son kameraya yansıdı mıydı çekmiyordum galiba da. Çıkarken bacak bir kaydı. Şuradan çivi varmış. Biraz da kalmış. Çividen bir kaldırdı deriyi. Daha belki bir ay önceki daha yeni kabuk kapatıyor. O derece. Çatıyla mümkün mertebe uğraşmayacağım abi. Kestirme etme. Aslan o dobarın şeyde aşırı yandana kızardı değil mi? Şeyin sıcaklığı geliyor. Tenekenin sıcaklığı, kokusu geliyor ya. Soba son zamana iyi yandı ya. Ya çekeri iyi maşallah. Bir takipçimiz demiş. Şu doğru sonradan aklıma geldi. Biz şunun çizgilerini aşağı doğru vermişiz. Bunları bir yapmak lazım. Odun yaktığımız için çok sıkıntı olmaz diye düşündük de yine is kurum evet, akırabilir yani sonradan. Bir döndürmem lazım. Onlar kömür olmayınca akıtma yapmaz ya. İşte, ya yine isten dolayı diyor. Evet. Yağış maaş alırsa diyor oradan gelebilir diyor da. Tedbir almak lazım. Valla hakkını veriyor yani soba. Aynen. Hem çay yapıyor hem yemeği yapıyor küçük minyatür. Abi pişiriyor maşallah ya. Yazın inşallah nasipse boruları şuraları çekeriz. Hem içerisi genişlesin. Sobayı da ne yaparız dışarıda bir yere mont alırsın. Ateş mekanda yak. Yine sobana çayını pişir bunun üzerine. Yine devam. Hayır yazın burada kalacak oldun mu? Yazın dağdasın sobayı yine yakmak i̇şte, zorundasın. O da olur dediğin gibi abi. Hadi ayağınıza sağlık. Sen de sağlıyorsun abi. Ağırladın bizi bugün. Ayağınıza sağlık. Çok her sağ şey olun. İçin sağ olun. Siz sağ olun. Değer kattınız. Mekana yavaştan. Senin yaptığını biraz özür dilerim. Bu kaçınılmaz yani. Bu masa bir gönyesi olmayınca. Yerden de olur abi. Yap bakalım şöyle bir eniştenin reklamını arkadaşlar, eniştemizin ha, YouTube kanalına da buyurun. Aynen hepimiz. Yani şimdi burada gezdiğimde... En gariban ben varım içinizde. Sen mi? Tabii. Ben daha garibanım. Hayır senin abone benden çok. Aboneye bakma. Etkileşime bak. Şimdi gezginin rotasındayız. Köyde huzurlu hayatım. Evet. Mehmetçin abimiz. Köyde hayat var. Köyde hayat var. Evet. Seyit Ali Kartal kardeşimizle beraber. Yani burada ne yapıyoruz? Güzel bir ortamda buluşuyoruz. Daha önceden Seyit Ali'nin, Mehmet abinin mekanında da aynı şekilde buluştuk. Güzel oluyor. Yani böyle ortamların güzelliği zaten birlik, beraberlik, misafirlerle güzel. Biraz önce Hatip abimiz ne yaptı? Hatip abi daha mi? Karşıdan görmüş bacanın yandığını, dumanın tüttüğünü görüyor. Dağın başı şimdi eskisi gibi değil. Kimselikleri yok burada. Aynen. Duman tütüyorsa ha ya burada diyorlar. Aynı sizin de öyle. Sorkun'un bir dağlarında. Çok seviyor o da dağ ortamını ya. Ya insanlar da Hatip abi zaten sever. Yaylada kalmayı etmeyi o çok sever. Abi insanlar genelinde de var. Yani şimdi biz şuraya geldik. Sıkıntı, stres. Her şeyi boşaltıyoruz. Aynen. Yani kafa relax modla. Yani benim iş yerimde yapılacak onlarca işim var. Onu diyorsun değil mi? Hepsi burada bitti. Şu anda ben burada sıfırladım. Şu çayı içiyoruz ya. Ya orada 1000 tane çay içsin. Bu çayı tutmaz. Çünkü burada kafa rahat. Yaptığım bir iş. Sen çay demliyorsun. Yemek yapıyorsun. Burayla uğraşıyorsun. O stres da o buranın özelliği zaten. Şey var. Popüler bir kültür var. Bizim buralarda yok da. Şimdi mesela bizim dağ evleri var. Bunları ne yapıyorsun? Diyorum ki benim evim var. Gelip şey yapabilirsiniz. Ben diyor bir kişi ağırlayabilirim. İki kişi ağırlayabilirim bu mekanda. Geliyorlar senin yerine. Sen sadece orada barınmasını artı yemeğini veriyorsun. Geliyorlar seninle burada bahçeni sürüyorlar, ekiyorlar. Böyle insanlar var. Bunlar gelenler ki şehir hayatında bıkmış. Senin benim gibi bu tarz bir kendilerine ortam yapamayan ama deşarj olmak isteyen yani böyle rahatlamak isteyen insanlar için
İşte bulunmaz değil mi? Yeri geldiğinde şurada kalacak yerimiz adam akıllı böyle bir geniş çaplı bir şeyim olsa mesela ortam anlamında gelirler, insanlar gelirler. Yani burada yani bana burada kalınabilir gibisinden soran taklitesi oldu. Ha gelirse yaz gününde kalınabilir yani. Su da çok güzel. Su içinde yani i̇şte, resmen. Yani. En güzeli o abi. Su. Aynen. Suyun olmasın. Benim kuyu çoğu aşağıda. Su çıkarması. Ha şimdi çözdüm. Güzel bir pompa buldum. Kışın çıkaramıyorum da yazın pompayla hallediyorum. İşte. Ama böyle bir alanda şey yakın yani. Su hem yakın hem de yukarıda. Yukarıda. Halinin orada da su kesilmez. Benim orada mesela yaz ortası geldi mi ben çayımı, bulaşık yıkayacağım suyu hep aşağıdan getiririm elimde. Şey kesiliyor. Çilele çok kullandık biz bu sene. Ama 10. ayın ortalarını geçti bitmesi suyun. 10. ortalarında bitti. Bir de buranın yapımında da bayağı çamur çaptı da su kullanıldı. Yani şöyle güzel mevsimli, sulu bir mevsimde, yağışlı bir mevsimde aynen. Kışı getirecek gibi mi geliyor? Getirir, yani. Getirir. Yani. Yeter ha, abi aynen. O zamana kadar yani baharın rahat sebze bir şeyini yetiştirirsin. Yani o süreçte sebze kendini kurtardı mı? Biz biraz çilekte geç zamanda ektik. Biraz bilir çilek çok su istiyor. Çok su döktük. İlk tutarken yani tutmaz çok yani. Su tuttuydu istiyor. Hepsi. Çilek verdi. Bizim mühendis dedi o ilk çileklerin çiçeğini keseceksiniz. Çiçeğini de keseceksiniz dedi. Sürgününü de keseceksiniz. Sonra şey yapacaksınız. Tamam yaptık. Lan diyorum şimdi pişman oldum. Yani doğrusu da odur da. Hiç değilse o çiçekler çilek olsaydı çileğini yerdik. Aynen. Diğerkinin hepsi zemin oldu. Gitti kurudun. Ya o şey kesmesen de olurmuş. O yani ticari amaçla doğru. İşte. İlk çiçeği kesiyorsun. Daha fazla verime yatıyor. İlk başta şeye gövdeye önem veriyor çiçeği kestiğin zaman. Hemen verime yatmıyor. Gövde güçlenip daha fazla verim i̇şte. Veriyor da senin burada gerek yoktu ona yani. İşte. Yani bakalım. Yesen yeterdi. Zaten bıraktı. O gördüğüm işte geldiğimizde baktık ya yaban olan yamana kalan 4-5 tane başlık var. Çilek. Onları bırak vereceğim. Sürgünleriyle kendileri soğasınlar. Hiç sorun değil. Sarabildikleri kadar sarsınlar. Onun harici dediğim gibi işte ekebilirsek biberdir. Domatesli böyle çevrili alana ekip. Bunlar burada hastalanmaz abi. Çünkü burası bozulmamış toprak. İşte. Köylerde bile maalesef şey suni gübre kullanılıyor. İşte. İlaç atılıyor. Kimyasal ilaçlar bir sürü şey atılıyor. Burası burada mi? Hastalanmaz yani. Güzel yetişir diye tahmin ediyorum. Aynı benim daha evi gibi. İşte. Bakalım hayırlısı. Yok ya bak geçiriyoruz. Valla işte sizin gibi dostlarla da beraber olunca daha farklı bir mekan oldu. Yani yeri geldiğinde ilk defa nasıl başladık, nasıl yapabileceğiz mi, edebileceğiz işte. Mi? Bir iki kendimize uğraşıyoruz olmuyor değil mi? İşte. İlle bir destek alacağız de. İlla ki. Şu biraz önce de çekim yokken konuştuk. İşte yılbaşında da 2023 daha iyi bir yılı diyerek attım. İlk başlamadan önceki bir kısım bitiyor. Sonra başladıktan sonra da çatı işi ve en son güncel haliyle koydum bir videoya. 15 dakikalık bir 5-5-5 evet. Dakikalık bir ayarlama yaptım kısa. Yılbaşına özel. Yani gerçekten 2023 bizim yıl daha iyi bir zaman oldu. Aynen. Mart gibi başladık. Şuradan buradaki taşları kullanmadık. Gittik karşı dağdan taş getirdik. Yani baba gönlü olsun diyerek ondan sonra buradaki taşları kullanmaya başladık. İkna ettik falan. Ama sınır derken, değil onları kullandık. Işte, baba şöyle. Babam diyor ki o sınır ortak. Ama şöyle bir şey var. Ama tapu da belli zaten değil mi? O tapu zaten belli. Buraların hepsinin tapuları belli, sınırları belli. Şöyle bir şey var. Bu temellerin hiçbiri kalmaz. Şimdi diğer temellere baktığında temel diye bir şey yok. Babam bunu yapıyor. Bizim devlete geçmiş Duzuçi dediğimiz yerde var. Bir tarla bir gittik çektik onu da çektik. Yani zamanda bilir kişilerin yazıp devlete yazıp geçtiği yerler. Yani uydu görüntüsünde baktım. Yani nokta atışı kalem gibi babam taşlarla onun çevresini bilmem ne yapar ki yıllardır. Yani yapan bir adam. Bu temeller bu şekilde olması, hayatta olmasının yegane sebebi babam yani. O yüzden sonradan ikna ettik. Tamam dedi. Yavaştan üst taraflarını düzenleyerek ne yaptık? Taş ihtiyacımızı karşılamış olduk. İnşallah şöyle güzel bir kar yağışında da buraya gelelim. İnşallah. Planlayalım siz. Evet. Ne zaman müsait olursanız
Biz size müsaitiz abi her zaman. Mekan sizin. Ben her zaman dedim gibi. Mekan bizim. Olur ya. Yukarı dağ evlerine çıkamazsak bu dağ evi yakında. Ve büyük kardan bize. Adam yapalım. Tamam. Evden büyük olsun ama. Hadi. O da iyiymiş abi. Tabii siz kişi yaptın. Üç adamın boyunda olması lazım kardan adamı. Karşıdan görürlerse korkarlar. Yukarıdan yuvarlamaya başlayacağız. Tabii. Burak eline kadar zaten kocaman olur o. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Sen de sonuçta sizin takipçiler de yani genellikle ortak takipçimiz evet. Zaten var ama Seydal'in kitlesine bakınca, senin kitleye bakınca abi, bizim kitleye bakınca birbirinden farklı olanlar da var. Hepsi birbirini görmüş olacak. Benim yani, takipçi Seydal'ın takipçisiyle aynı hemen hemen işte. Zaten. Ya yine fark eder abi. Yani fark ediyor. Herkesin bir özgün bir şeyi yakalıyor. Senin bir şeyinle mesela Hüseyin'in dediği gibi. Yani Hüseyin hepimizi takip ediyor. Ayrı bir şeydi. Mesela o çocuklarla olan muhabbetini çok seviyorum mesela. Yani çocuklarla vakit geçirmenin dolayı çok hasta mesela o konuda. Yani o noktada mesela takip edin. Normalde YouTube bile takip etmeyen çok izlemeyen aynen. Birisi. Aile seni, hayatını değil mi? O noktadan belki aynen. Özel bir takipçin var yani. Aynen. Ona ulaşmış olursun ya. Bu işlerde. Seydan bitti galiba sen. Doldururduk abi. Demine baktı. Yeter abi yeter. Şener Şen'le Kemal Sunal Davar'a da yiyip içiyorlar ya. Ondan sonra diyor hesabı ağadan alacağız. Arkadaşlar hesabımızı da bugün ağamız ödedi. Hesap daha önemli. Allah çok sağ olasın. Bir de Ragıp abiye ödettirelim hesabı. Köşeyi sevdin mi? Hatip abi. Hatip abiye. Sen ha. Ragıp. Ben şuraya biraz daha gireyim. Soti var. Sevdim ben burayı. Aynen böyle mekan güzel. Ya o daşları kırsak falan filan işte taban lakını kırsak dedik de içe girmeden kırmamız lazım. Babam ben kırarım diyor. Ama onu kırarken ana duvarları oynadırız diye korkundan hiç dokunutturmadım. Mesela yani. Burası taşıdı ben yapar kadar vurdum. Bu taş mesela orijinal renginde kalsa taş renginde daha bir başka olurdu. Daha bilmiyorum da değil mi Ali? Kalabilirdi de. O da görsel yani. Evet. Şöyle uzaktan bakınca zaten diğerdeki boyanın rengine bak bir de onun üzerindeki evet. Renge bak abi. Bembeyaz çıktı orası. Aynen. Rengini tam aldı. Bura biraz çamur oldu ona sıvalı i̇şte, değil mi? Toprak. Onun üstüne biz bir kat daha sıva lazım da. Yani sonraki artık. Fırçaya aynı yere çok fazla sürtmeyecek. Ya fırça kazık gibiydi. Dumuşar dedim. Dumuşar dedim. Beni kazıkladın dedim ya. En kötü fırçayı vermişsin. Ya olur mu ya falan filan. Onun dedim kazık gibi ya. Biz kafa işte şey yapmadığımız deneyim meselesi bazı şeyler. Yorumda da yazdılar. Rulo kullansak. Rulo var yan tarafta. Rulo olmaz. Olmaz mıydı? Düz olmadığı için olmaz. Olur. Yani şey şu çıkıntılar var ya. Şu aralara girmez rulo. Yumuşak fırça iyi oluyor. İşte, bilmiyorum böyle bir şey yok. Yani eksiklerim ama şeyi oluyor. Benimkinden güzel olmuş. Benimki çok çatladı ya. İçeri o da güzeldi de dışarıya fazla özen gösteremedim. Baba, çatladı. Baba şey yaptım mı? Çatladıktan sonra çatlıyor. Aynı seninki gibi çatlıyor. Mesela şurası sonradan yapıldı. Su vurdu şuraya. Çatlamalar var. Ben onun yapmasına fırsat vermeden şey yaptık. Adana işine girişince bir iki tilfirlemedi. Tilfirleme diyor. O çatlakların hepsini kapatıp tekrar üzerine çok kaymak bir sıva yapıyor. Hmm. Bir iki kere yaptı onu. Öyle olduğu için bu şekilde. Ben tam onu ben de yaptım bir sefer. Bir daha yapacaktım. Belim sıkıntı olunca i̇şte, öyle kaldı. Ya her şeyin başı sağlık. İçeri oda çatlak değil ama dış mutfağın olduğu yer olmadı. Ya, oldu o kadar. Şimdi yavaş yavaş sonrasında yine yapılır. Ayağınıza sağlık. Eyvallah abi. Sen de sağ ol. Biz daha önce kar manzarasını yaşayamadık daha ama gördüğünüz gibi yağan bir akşam karından kalan kısımlar ayazdan çözülmemiş. İnşallah karlı manzarada da bir gün yaşarız. Seydalim ayağınıza sağlık. İyi oldu. Eyvallah abi. Sağ olasın. Vakit akşam vaktine doğru artık
dönüş yolundayız. Daha evimizden çıktık yola. Orman yolundan gidiyoruz.